Selam çocuklar. Nasıl durumlar? Çok şükür hayati tehlikesi yok. Ama tabii MR'ı beklemek lazım. Şükür. Şükür mü? Elbette şükür. Annenize bir şey oldu diye sevinecek halim yok. Annemin başına bunlar durup dururken gelmedi. Senin metresin olacak o kadın yüzünden geldi. Annem ölüyordu baba. Ya tamam hastanedeyiz Allah aşkına yapmayın ya. Çocuklar benim olup bitenden haberim bile yok. Neden haberin yok baba? Mesela evde olmadığın için olabilir mi? Ya sen bu kadını nasıl zapt edemedin? Sabır. Baba senin yüzünden bir daha annem üzülürse. Bana bak o ne biçim konuşma. Hadsiz. Amca tamam tamam. Terbiyesiz. Gel bir hava alalım biz gel. Tamam. Abi ne yapıyorsunuz Allah aşkına hastanedeyiz ya. Geç abi şöyle. Yenge sen de geç. Geç. Tamam ben iyiyim böyle. Abi çocukların morali bozuk zaten lütfen sen de bir şey söyleme. Ya onların morali bozuk da benimki çok mu iyi? Abi anneleri sonuçta lütfen tamam, sakin. Tamam tamam. Nedir bir haber var mı? Odada şimdi doktor yanında. Herkes sakinleştiyse şimdi bir konuşalım. Ne oldu ne bitti? İşte o kadınla annem itişiyorlardı artık. Ne dediyse anneme gözü dönmüş gibiydi annemin. Alev annemi itti. Ne? Evet doğru söylüyor ben de gördüm baba. Alev mi itti? Kaza dediniz. Yok bilerek zarar vermek için itti. Mustafa emin misin oğlum? Evet kendi gözlerimle gördüm. Mustafa'm yalan söylemez. Ben de gördüm. Hepimiz gördük. Mustafa, gözüme bak. Alev mi itti? Ben ortaokuldayken Nur Sema ile Fatih ödevlerini bitirip dışarı çıkıp oyun oynarlardı. Ben hala ödev yapmaya devam ederdim. Annem de sağ olsun benimle kalıp bana sürekli ders anlatırdı. Öğretmen gibiydi biliyor musun? Pembe anneme bak. Her şeyi de biliyor. Ama sonradan ne öğrendik biliyor musun Nilay? Annem bana o dersleri anlatabilmek için önce kendisi çalışıp öğreniyormuş. Sonra bana anlatıyormuş biliyor musun? Bir daha sakın abinin açığını söylemeyeceksin. Onunla alay etmeyeceksin. Mustafa senin abin. Onu her zaman koruyup kollayacaksın. Anlaşıldı mı? Anne kızma ben üzülmedim. Evet baba alev itti. Fatih sen gördün mü? Gördüm. Evet. Ben o bir şokla bir şey yapamadım, düşünemedim ama hepimiz gördük. Alev etti. Nasıl annem, nasıl? İyi, baba? İyi, merak etmeyin. Hoş geldin kızım. Geçmiş olsun. Nasıl durumu? İyi abi, iyi. Bize annem Alev'in ittiğini söyledik şimdi babama. Alev mi itti gerçekten? Evet. Gördük biz. Allah'ından olsun. Serzan Bey, nasıl vaziyet? Merak edilecek bir şey yok. Ufak tefek ezilmeler dışında durumu iyi diyebilirim. Bir süre daha müşahede altında tutacağız. Kendini iyi hissederse çıkabilir. Sağ ol. Çok geçmiş olsun Abdullah Bey. Eyvallah. Ben gidip bir önden bakayım. Seni gördüğüne sevinecek mi sanıyorsun baba? Ne olsa haberin. Tamam.